Karekök içinde 2 eksi x artı 4 bölü. Karekök içinde 2 eksi x artı 3 toplamı eşittir 2 diyor. X değerlerinin kümesi nedir? Direkt arkadaşlar şıklardan da gitmek isteyen gidebilir tabii ki. Tutmuyoruz ama bu işin mantığını kavramak istiyorsan şöyle bir şey yapabilirsin. Karekök 2 eksi x k olsun. K artı 4 bölü k artı 3 eşittir 2. Şimdi burada arkadaşım sen ikinci derece bir denklem yazabilirsin. K'yı al bu tarafa. 4 bölü k artı 3 eşittir 2 eksi k. Bu k artı 3'ü çarpı diye salla. 4 eşittir 2 eksi k çarpı k artı 3. Parantezleri açalım. 2k eksi k kare 6 eksi 3k. Ne oldu? Parantezi açtık. Hepsini sol tarafa alalım. Şu eksi k kare artı k kare diye gelsin. 2k eksi 3k eksi 1k. Al onu sol tarafa artı 1k. 6'yı al buraya eksi 6. 4 eksi 6 eksi 2. Sağ tarafta hiçbir şey bırakmadık. Eşittir 0. Eksi 1'e 2 dersek bu ifadenin çarpanları k eksi 1 çarpı k artı 2 eşittir 0 olur. O zaman k 1 1 gelir. K 2 de eksi 2. Çünkü çarpımın sonucu 0'sa çarpıma karışan ifadelerden en az biri 0 olacak. Ya 1 olacak ya eksi 2. Sen şimdi neye k demiştin? Değişkeni değiştirdin. Denklemi çözdün. En son tekrar başa geri dönüyorsun. Biz karekök 2 eksi x'e k demiştik. Yani o zaman karekök 2 eksi x ya 1 ya da eksi 2. Öyleyse arkadaşlar şunu görmeniz çift dereceli bir ifadenin sonucu ne olmaz? Negatif olmaz. Dolayısıyla buradan herhangi bir reel kök gelmez. 2 eksi x'in karekökü yok olsun diye her iki tarafın karesini al. 2 eksi x eşittir 1. 1'in karesi 1 çünkü x buradan 1 gelir. Cevabımız çözüm kümesi sadece 1 olan D şıkkıdır.